Şimdi ekonomiye, iç politikaya dönüyoruz. Ekonomide sıkıntılar var. Birazdan oraya geleceğiz. Bir mesajdan hareketle bu sıkıntıları dile getireyim istedim. Bir izleyicimiz demiş ki mesajlarda lafa gelince etiketiyle. Her şeyi dile getiriyorsunuz. Bari emeklileri de söyleyin Allah aşkına. 2500 lira ile emekliler nereye gidecek? Uzaya mı gidelim demiş. Ekonomiyle ilgili haberlere geleceğiz. Şimdi iç politikadan devam edelim. İç politikada Hekimler biliyorsunuz bir e, beyaz tepki içindeler. E, i̇ki gündür grevdeler. Tırp Bayramı'ndan itibaren dün ve bugün. Onlarla ilgili bir polemik iç siyasette sürüyor. Polemik nasıl başladı? Cumhurbaşkanı Erdoğan sağlık çalışanlarına yönelik kamu hastanelerinden özel hastanelere geçeceklerle ilgili olarak, geçmek isteyenlerle ilgili olarak giderlerse gitsinler demişti. Sonra 14 Mart'ta dün Allah yokluklarını göstermesin dedi. Fakat Cumhur İttifakı'nın ortağı Devlet Bahçeli bugünkü konuşmasında Türk Tabipler Birliği'ni eleştirerek dedi ki gidişleri olsun, dönüşleri olmasın. Rabbim tüm hekimlerimizden ve sağlık çalışanlarımızdan razı olsun. Yokluklarını göstermesin. Bu ülkeden gitmesi gereken birileri varsa o da Türk Tabipler Birliği'nin yönetimine çöreklenmiş bir avuç bölücü ve Türkiye karşıtı Haydi buyursunlar. Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın. Öyle bir noktaya geldi ki sizi yurt dışına gitmeye zorluyorlar. Gitmeyin. Burada kalacaksınız. Beraber biz göndereceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan hekimlere yönelik gidiyorlarsa gitsinler söylemini değiştirdi. Ama Cumhur İttifakı ortağı Bahçeli, Türk Tabipler Birliği'ne hedef alarak ülkeden gitsinler dedi. Bunlar hekimliğin itibarına menfur ideolojik saplantılarla Zarar veren yüz kararlarıdır. İktidarın küçük ortağı tehditlerine devam etmiş. Hekimler hiçbir yere gitmiyor. Kim gidecek? Bu iktidar gidecek. Doktorlar az para aldıkları için ayrılıyorlar. Varsın gidiyorlarsa gitsinler. Onların tamamı burada kalacak. Hastalara bakacaklar. Bu beyefendiyi... Halkın iradesiyle, milletin iradesiyle davul da zurnayla göndereceğiz. Tartışma kamu kurumlarından istifa eden sağlık çalışanları için Cumhurbaşkanının kurduğu cümlelerle başladı. Erdoğan 14 Mart Tıp Bayramı'nda Allah yokluklarını göstermesin diyerek geri adım attı. Ama muhalefetin hedefinde Bahçeli de gitmek isteyen varsa keyifleri bilir diyor. Kalpleri vatan ve millet sevgisiyle çarpan hekimlerimizin hiçbir yere gittiği veya gitmeyi düşündüğü yoktur. Bunlar dışında yine de giden olursa keyifleri bilir. Bu hekimler var ya bu hekimler küçük maddi hesaplar sebebiyle ülkeyi bırakıp gidiyorlar suçlular onlar diyor. Buna siyasi ahlaksızlık denir. Sağlık personelinin sabit ek ödemeleri merkezi yönetim bütçesine alınarak aylıklarının tek bir borzo ile ödenmesi Temin edilecektir. Senin Cumhurbaşkanı'ndan bekleyen yapacağız edeceğiz değil. Gerektiğinde meclisi de bypass edebiliyorsun. Niye 13 Mart'ı 14 Mart'a bağlayan gece bir kararnameyle yapacağım dediğiniz şeyleri niye yapmadın? Çünkü yapmaya niyetiniz yok. Sağlık personelinin döner sermayeden alacakları ek ödemelerde artış yapılacaktır. Doktorlar kendilerine büyük binalar teslim edilmiş bunların kıymetini bilmeyen ve sadece ceplerine girecek parayı düşünen nankörler gibi yansıtılıyor. Muhalefet Cumhurbaşkanına da Bahçeli'ye de sağlıkçılara yönelik söylemleri nedeniyle tepkili. Cumhurbaşkanının sözüne ettiği düzenlemeler ne zaman hayata geçecek? Takvim belli değil. Davutoğlu'nun söylediği şey ilginç. Hekimle hastanın birbirine rakip olması gibi bir durum oluşuyor, oluşturuluyor diyor. Bunu ileriki haberlerde göreceğiz. Çünkü aynı şey hükümetle vatandaş arasında da var gibi. Hükümetle esnaf arasında da var gibi. Hükümetle üretici arasında da var gibi